Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Sen derviş olamazsın. Derviş bağrı taş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek. Sen derviş olamazsın. Hayırlı sahurlar efendim. Kendime söylüyorum, size değil. Çünkü sohbetin edeplerinden biri de budur derler. Sohbet eden önce kendi nefsini karşısına alacak ve evvela ona, sonra dinleyenlere söyleyecek. Kendine söylemediğin şey başkasına tesir etmezmiş zira. Kendine dinletemediğin nasihat dünyanın hem en zor işidir hem en kolay işidir. Başkasına ediyorsanız dünyanın en kolay işidir. Derdi olan gam çekme kardeşim demekten kolay bir şey yoktur. Ama kendine ediyorsan dünyanın en zor işidir. Başına bir şey geldiğinde, olacak işin olmadığında nasip, buna da elhamdülillah diyebilmek de dünyanın en zor işlerinden bir tanesidir. Hatta işi biraz daha öte götürür ve derler ki, sohbet etmek şu kişinin kârıdır ki nazarından fayda olsun. Nazarı fayda etmeyenin sohbetinden de fayda olmazmış. Onun için eskiler çok fazla anlatmamışlar. İslam şöyle, İslam böyle dememişler. Dışarıya dönüp. İçeriye dönmüşler, Allah, Allah, Allah demişler. Şimdi içe dönüp Allah diyemediğimizden olsa gerektir ki dışa dönüp İslam, İslam, İslam diyoruz. Vesselam, ayrı bahis. Özbekistan'dayız, Türk yurdunda, güzel bir diyarda. Pervaz köyündeyiz. Hace Pervaz köyünde Derviş Muhammed Hazretlerinin huzurundayız. Altun silsilenin halkalarından kıymetli bir zat. Bir dervişin huzurunda olunca söze bir dervişin sözüyle, bizim Yunus'un sözüyle başlamak istedim ve dönüp kendime sen derviş olamazsın deyişime de sizi şahit tuttum. Ne diyor Hazretim? Dövene elsiz gerek. Dövene elsiz miyiz? Yoksa biri bize elini kaldırdığında iki elimizle birden mi yükleniyoruz? Yani? Sövene dilsiz gerek. Ah be cancağızım. Kaçımız sövene dilsiz olabildik ki? Beri gelsin sövene dilsiz olabildim diye. Şimdi sorsam aramızda kibirli var mı? Hiç kimse kendine kibri konduramaz. Peki kibrin tersi tevazu. Hepimiz tevazu sahibi insanlarız. Gayet de mütevazıyız. Tevazuyu şöyle tarif ediyor dervişler. Sabah evden çıkıp akşam eve dönene kadar karşılaştığın herkesi kendinden daha iyi bilmendir. Tevazu. İnsan nasıl iyi bilir kendinden daha iyi? Kudema bu işi şöyle halletmiş. Kendinden yaşça büyük olanı görmüş, ona edep ve hürmet göstermiş. Niye? Ömrü benden uzun, benden çok yaşamış, benden çok ibadeti, taati vardır diye. Dönmüş, kendinden genç olanı görmüş, ona şefkatle, saygıyla yaklaşmış yine. Niye? Yaşı benden az günah işlemiştir diye. Kendinden çok bileni görmüş, hürmet etmiş. Biliyor demiş, ben bilmiyorum. O bildiğiyle bir gün kendini kurtarır da ben bu cahil halimle ne olacağım? Kendinden az bileni görmüş, ona da saygı duymuş. O da benden iyidir demiş. Çünkü hiç olmazsa bilmiyor, ben bildiğiyle amel edemeyen bir kimseyim. O da benden iyidir. Kendinden günahkarı görmüş yahu. Demiş ki o benden iyidir. Niye? Ben bugün onun işlediği günahları işlememiş birisi olabilirim. Ama yarın ne olacağım belli değil. Ona da Mevla bir tevbe-i nasuh nasip ediverir de döner. Geçmişteki günahlarını da sevaba çevirir. O benden fersah fersah öte gider. Kafiri görmüş. Demiş ki benim son nefesim belli değil. Belki Allah ona iman nasip eder. Allah biliyor musun? Eller yakşı men yaman, eller buğday men saman. Şah-ı Nakşibend Efendimiz Kudüs'e sürüp böyle buyurmuş. Ben kötüyüm, herkes güzel. Tavus kuşu gibi diyor. Ramazan niye gelir biliyor musunuz aziz dostlar? Bizi tavus kuşu yapmak için değil. Nasıl olur hocam? Tavus kuşunun kanatları çok güzeldir. Kanatlarına bakarız da böyle uzaktan. Ne kadar güzel bir hayvan. Ne kadar güzel, ne kadar zarif, ne kadar latif ya. Güzelliğine hayran oluruz dışarıdan görünce. Tavus kuşunun ayakları da biraz çirkincedir. O da sürekli ayaklarına bakar böyle. Nazar berkadem. Bilir tavus kuşu nazar berkademi. Ayaklarına bakar.
Ve dermiş ki kanatlarının güzelliğini göremediği için, kendini ayaktan ibaret zannettiği için, ben ne kadar çirkin, ben ne kadar çirkin. Müslüman tavus kuşu gibi olacak diyor. O kendi eksiğini, noksanını seyredecek. Alem onun güzelliğini seyredecek. Gel gör ki hepimiz, hadi sizi tenzih edeyim, kendi güzelliğimizin sarhoşu olmuşuz. Nerede dervişlik? Allah kabul etsin efendim. Eyvallah.